Herkese merhabalar. CryptoKing kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım keyifler yerindedir. Öncelikle hepinize bol kazançlı, keyifli bir hafta diliyorum. Bitcoin ve kripto para piyasasında indirim sezonunun açık bir şekilde başlamış olduğunu görmekteyiz. Kan banyosu olan bir tabloyla karşı karşıyayız arkadaşlar. Buradaki serbest düşüş her geçen gün artmaya devam etmekte. Peki bir sonraki Bitcoin hareketi ne olacak? Destek seviyesi ne olmalı? Burada uygulanacak olan en iyi strateji nedir? Bunları teker teker konuşacağız, masaya yatıracağız. Dolayısıyla yine DopTop içerikle karşınızdayız. Analizlere geçmeden önce tekrardan hatırlatmak istiyorum. Kanala destek olmak için abone olmayı, like butonunu kırmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı, değerli soru, yorum ve görüşlerinizi yorumlar kısmına bırakmayı unutmayın diyorum. Buna ilaveten piyasa ile ilgili önemli gelişmeleri kaçırmak istemiyorsanız arkadaşlar mutlaka Twitter üzerinden bizi takip etmeyi unutmayın demek istiyorum. Hızlı bir şekilde analizlerimize geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi hatırlarsanız sizlerle beraber uzunca bir süredir buradaki yükseliş trendinin alt bandının çok kritik bir seviyede olduğundan bahsetmiştik arkadaşlar. Yine bunun ardından buradaki yükseliş trendinin alt bandının destek olarak çalışmaması durumunda aşağı yönlü çok sert hareketliliklerin gelebileceğinden bahsetmiştim size. Arkasından buradaki düşük alanı konuşmuştuk. Hatırlarsanız burada ilk alım seviyemin alt band olduğunu paylaşmıştım. Bu da yaklaşık olarak 33.000 ile 34.000 dolar arasındaydı. Yine bunun arkasından dün yaşanan haftalık kapanışın kritikliğinden bahsetmiştik. Burada özellikle 34.000 dolar üzerinde bir haftalık kapanışın gelmemesi durumunda Bitcoin'de aşağı yönlü sert hareketliliklerin devam edeceğini konuşmuştuk. Bunun ana sebebi neydi arkadaşlar? İlk etapta bunu sizlerle beraber haftalık bazda tekrardan incelemek istiyorum. Burada görebileceğiniz üzere ilk etapta 2015 sezonuna gelecek olursak Bitcoin fiyatı arkadaşlar bir geri çekilme yaşıyor. Bu geri çekilmeden sonra görebileceğiniz üzere kırmızı olan çizgi bizim için burada 50 haftalık ortalamayı temsil etmekte. 50 haftalık ortalamada ne yazık ki Bitcoin fiyatı tutunmayı başaramıyor. Sonrasında fiyatın 200 haftalık ortalamaya kadar, yani mavi olan çizgiye kadar geri çektiğini görmekteyiz. Ancak ve ancak bundan sonra arkadaşlar Bitcoin'de yeni bir markup sürecinin başladığını burada belirtmek istiyorum. Yine aynı şekilde 2018 sezonuna geldiğimizde benzer bir örnekle karşı karşıya olduğumuzu göstermek istiyorum sizlere. Bakın arkadaşlar, burada benzer bir durumun söz konusu olduğunu görebilirsiniz. Bitcoin fiyatında bir geri çekilme yaşanıyor. Burada ne yazık ki Bitcoin fiyatı 50 haftalık ortalama üzerine tutunmayı başaramıyor. Sonrasında fiyatın tekrardan 200 haftalık ortalamaya kadar geri çekildiğini, burada bir akümülasyon süreci geçiriyor. Ancak veya ancak 200 haftalık ortalamanın üzerine kendini attıktan sonra tekrardan bir markup sürecinin başladığını görmekteyiz. Yine aynı şekilde burada 2020 sezonuna gelecek olursak benzer bir durumun bizlerle beraber olduğunu görmekteyiz. Bakın aynı şekilde Bitcoin fiyatı aşağı yönlü bir hareketlik içerisine giriyor. 50 haftalık ortalamanın üzerine Bitcoin fiyatı tutunmayı başaramıyor. Sonrasında 200 haftalık ortalamaya kadar bir geri çekilme, ancak ve ancak ondan sonra bir markup sürecinin geldiğini burada net bir şekilde görmekteyiz. Peki günümüze geldiğimizde arkadaşlar durum nedir diye soracak olursanız paralel bir yapıyla karşı karşıya olduğumuzu söylemek istiyorum. Bakın fiyat ilk etapta yukarı yönlü bir hareketliğe geçiyor. Ne yazık ki 50 haftalık ortalamanın üzerine tutunmayı başaramıyor. Sonrasında aşağı yönlü bir hareketlik içerisinde şu anda Bitcoin'in şekillendiğini görmekteyiz. Peki burada geçmiş dönemlerdeki örneklerde olduğu gibi benzer bir senaryonun masada olması durumunda bir sonraki destek seviyesi nedir diye soracak olursanız arkadaşlar onu da hızlı bir şekilde göstermek istiyorum size. Önümüzdeki günlerde 200 haftalık ortalamanın ilerlemesine bağlı olarak arkadaşlar burada bizim için bir sonraki destek seviyesi, bakın dünkü videoda paylaşmıştım, aşağı yönlü olarak arkadaşlar 27.000 dolara kadar bir geri çekmenin gelebileceğinden bahsetmek gerekir. Yine buna ilaveten buradaki senaryoyu desteklemek adına günlük bazda sizlerle beraber paylaşmak istediğim farklı bir senaryo da var arkadaşlar. Dünkü videoda buradaki senaryodan bahsetmiştim size. Hatırlarsanız birçok defa week of fiyat döngüsünü konuşmuştuk. Burada 34.000 dolar destek seviyesinin kaybedilmesi durumunda görebileceğiniz üzere arkadaşlar burada daha önceki dönemlerde olan redistribution, bu akümülasyon dönemi midir sorunsalı bizim için ortadan kalkmış durumdadır. Buradaki alan arkadaşlar redistribution alanı olarak onaylanmış durumda olduğunu paylaşmak istiyorum. Buna bağlı olarak bundan sonraki aşağı yönlü hareketlik bizim için akümülasyon döneminin başlangıcı olacaktır. Ki burada alımlarımı artırmayı düşündüğüm ikinci seviye olarak 28.500 dolar alanlarının benim için uygun seviyeler olduğunu paylaşmıştım arkadaşlar. Peki week of fiyat hareketliğine göre burada izlenebilecek olan hareketlik ne olur diye soracak olursanız arkadaşlar bakın. Tıpkı sağ tarafta gösterdiğim üzere burada artık bir akümülasyon dönemi izlememiz gerekecek. Buradaki akümülasyon döneminin 28.500 dolar seviyesinde kalacağını düşünüyorum.
Bunun sebeplerine biraz sonra değineceğim. Ancak ve ancak buradaki akümülasyon döneminden sonra tekrardan fiyatın yukarı yönlü bir markup sürecine gireceğini söyleyebilirim arkadaşlar. Peki burada bizim için 28.500 dolar niye önemli diye soracak olursanız, bunu da size haftalık bazda göstermek istiyorum. Hatırlarsınız birçok defa Aralık 2020'den bu yana bizim için çalışan yükseliş bandından bahsetmiştik. Burada higher high, higher low formasyon şekillenmekteydi arkadaşlar. Burada 0.236 Fibonacci, yani 37.000 doların kaybedilmesi sonrasında bu trendin aşağısında fiyatın hareketlendiği görmekteyiz. Burada arkadaşlar Fibonacci'yi çizdiğimizde bir sonraki destek seviyesinin Fibonacci 0 noktası olan 28.400'de şekillendiğini görmekteyiz. Buna bağlı olarak da benim için alımlarımı arttırmayı düşündüğüm bir sonraki alım seviyesi 28.500 itibariyle olacak. Buna bağlı olarak her ne kadar 200 haftalık ortalama bize 27.000 doları işaret etse de benim alımlarımı arttırmayı düşündüğüm ikinci seviye arkadaşlar 28.500 dolar seviyesi olacak. Evet arkadaşlar, indirim sezonunun tadını çıkarmaya çalışın. Bitcoin birçok defa benzer düşüşleri yaşadı ama her seferinde yeni bir markup süreci bu düşüşlerden sonra yaşandığını hatırlamanız gerektiğini tekrardan altını çizmek istiyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala destek olmak için abone olmayı, like butonunu kırmayı, arkadaşlarınıza paylaşmayı, değerli soru, yorum ve görüşlerinizi yorumlar kısmına bırakmayı unutmayın diyorum. Cüzdanlarınızın her daim yeşil kalması dileğiyle kendinize çok iyi bakın.